Evde durumlar nasıl? Kocan eve döndü mü? Evet. Döndü. Sana bir şey yapmadı değil mi? Yok. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ama görmezden geldi benim. Yokmuşum gibi. Belki de doğru olanın bu olduğunu anlamıştır. Aslında öyle değil de... Bu sefer geldiğinde yanında metresi de vardı. Ne? Ne diyorsun sen Elif? Ne duyuyorsan onu diyorum işte Sinan. Üstelik kadın hamileymiş. Hamile mi? Yanlış anlamadım değil mi? Sana yaptığı onca şeyden sonra bir daha hamile metresini evinize mi getirdi? Evet. Doğuma kadar bizimle beraber kalacakmış. Ama yok, bu kadar da fazla artık. Sana böyle bir şey yapamaz. İnanılır gibi değil ya. Bütün bunlara nasıl katlanıyorsun Elif? Kadının bir suçu yok ki. Tek suçu yanlış bir adama aşık olmak. Ne yapacaksın peki? Boşanma konusunu tekrar açtım. İtiraz etmedi. Hatta bu sefer sen nasıl istersen öyle olsun dedi. Kurtuluyorum yakında. Aramızda hiçbir engel kalmayacak Sinan. Umarım sen daha fazla üzülmeden biter bu iş. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Bir yere, ne bileyim, bir otele falan götürmemi ister misin? Yok, ben eve gitsem daha iyi olur. Boşanma olana kadar biraz durumu idare etmem gerekiyor. Emin misin? Eminim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.